10. Tüylerin diken diken olması. İnsanların tüyleri soğukta, korktuklarında ve sinirlendiklerinde diken diken olur. Birçok diğer canlıda da aynı nedenle bu durum gözlenir. Örnek olarak kedi ve köpeklerin vücut kılları dikelir, kirpilerin dikenleri daha dik bir konum alır. Soğukta dikenmiş kıllar deriye soğuk hava ulaşamaması için yalıtım görevi görür. Korku durumunda canlının daha iri görünmesini sağlar ve düşmanı korkutarak uzaklaştırmayı amaçlar. İnsanlar da bu tip yararlar sağlamamasına rağmen hala tüyler diken diken olmaktadır. Bu özellik kıyafetin olmadığı vücut kullarının daha yoğun olduğu bir dönemden bize mirastır. Doğal seçilim kılları azalsa da bunu kontrol eden mekanizmayı geride bırakmıştır. 9. Jacobs'ın organı Jacobson organı hayvan anatomisinin en etkileyici organlarından biridir. Bize insanın cinsel tarihiyle ilgili önemli ipuçları verir. Bu organ burnun içinde yer alır ve feromonları tespit etmek konusunda özelleşmiştir. Bazı hayvanların çiftleşmek için eş bulma ve potansiyel tehlikeleri anlaması konusunda yardımcıdır. İnsanlar Jacobson organı ile birlikte doğarlar fakat gelişimlerinin erken aşamalarında etkileri azalır ve işlevsiz denebilecek bir hale gelir. Bir zamanlar insanlar bu organı eş arayışı için kullanmaktaydılar. 8. C vitamini sentezi Birçok evrimsel iz barındıran özelliklerimiz görülebilir ve fizikseldir. Fakat bu hepsi için geçerli değildir. İnsanlar bir zamanlar C vitamini sentezlemeye yarayan genetik yapıya sahiplerdi. Birçok diğer hayvanda bu özellik işlevsel olmasına rağmen insanın evrim sürecinde bir mutasyon bu geni işlevsiz bir hale getirmiştir fakat geride junk yani kodlanamayan DNA olarak kalıntıları görülmektedir. Bu junk DNA diğer hayvanlarla ortak ataya sahip olduğumuzu gösterdiği için oldukça ilgi çekicidir. 7. Dış kulak kasları. Dış kulak kasları diğer hayvanlarda kulakların kafalarından bağımsız olarak hareket ettirilmesini ve belirli bir konuma yöneltilmesini sağlamaktadır. Bu kaslar genellikle belirli seslere odaklanmak için kulağın hareket ettirilmesi şeklinde kullanılır. İnsanlar bu kaslara hala sahip olmalarına ve geçmişte benzer şekilde kullanmış olmalarına rağmen günümüzde tüm yapabildikleri kulağa çok az kıpırdatmaktır. Kedilerde bu kasların kullanımı açık şekilde görülebilir. Kulaklarını neredeyse tam olarak geriye çevirebilirler. 6. Plantar kası Plantar kası diğer hayvanlarda ayaklarla objeleri kavramaya yaramaktadır. Kurcuksız iri maymunların ayaklarını el gibi kullandıklarını görebilirsiniz. İnsanlar plantar kasına sahip olsalar da bu kas çok az gelişmiştir ve genellikle doktorlar bu kası ameliyatla alarak başka bölgeleri tedavi etmek amacıyla kullanırlar. İnsanların %9'u bu kasa sahip olmadan doğar ve de herhangi bir sorun yaşamazlar. 5. 20'lik diş ya da üçüncü azı dişi. Öncül insanlar çoğunlukla sebze yiyorlardı ve gerekli besini elde edebilmek için yeterince hızlı bir şekilde bu sebzeleri çiğnemeliydiler. Bu sebeple ekstra azı dişler ağzın daha büyük ve daha işlevsel olmasını sağlıyorlardı. Selülözün sindirilebilmesi için bu özellik yaşamsal bir önem taşıyordu. Diyetimiz değişti, çenemiz küçüldü ve üçüncü azı dişlerimiz önemini yitirdi. Günümüzde bazı insan popülasyonlarında neredeyse 20'lik diş hiç gelişmemektedir. Bazılarında ise sorun çıkarabilecek şekilde gelişmektedir. 4. Üçüncü göz kapağı Eğer kedilerin göz kırpmasını izleyecek olursanız gözlerinin üzerinde beyaz bir zar göreceksiniz. İşte bu zara üçüncü göz kapağı denilmektedir. Bu özellik memelilerde nadir olsa da kuşlar, sürüngenler ve balıklarda yaygındır. İnsanlar üçüncü göz kapağı kalıntısına sahiplerdir. Oldukça küçük olmasına rağmen bazı popülasyonlarda daha görülebilir durumdadırlar. Primat türlerinde ise sadece bir tanesinde bu özellik işlevseldir. 3. Darwin noktası Darwin noktası memelilerin bir çoğunda ve insanlarda bulunmaktadır. Çoğunlukla sese odaklanmaya yardımcı bir işlevi vardır. Fakat insanlarda işlevsizdir. İnsanların sadece %10.4'ünde hala görülebilir kalıntısı bulunmaktadır. Yüksek ihtimalle bu gene sahip insanlar çok daha fazladır. Fakat hepsi fenotipe yansımamaktadır. Bu nokta kulağın üst ve alt bölgelerinin kesişiminde bulunan küçük bir yumru şeklindedir. 2. Coxix Coxix, insanın atalarında bir zamanlar var olan kuyruğun kalıntısıdır. Zamanla kuyruğa olan ihtiyaç çok olmuştur fakat koksik ise insanlar başka şekillerde ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde ise koksik bazı kas yapılarına, kişinin oturma ve yaslanmasına ayrıca anüsün konumuna da destek olur. 1. Apandis Apandis günümüz insanlarında bilinen bir işleve sahip değildir. Enfekte olduğunda ise sıklıkla ameliyatla alınır. Orijinal kullanımı hala tartışmalı olsa da çoğu bilim insanı selüloz sindiriminde yardımcı olduğunu kabul etmektedir. Yoğun yapraklı diyete sahip olan öncül insanlarda apandis sindirime yardımcı oluyordu. Zamanla insanın diyeti değişti ve apandis işlevsiz hale geldi. Birçok evrimsel teorisyen ise doğal seçilimin apandisin işlevlerini azaltırken aynı zamanda hastalığa neden olmayan daha büyük apandislere seçtiği yönünde en fikirdir. Apandis bu durumda çok daha uzun zaman bizimle kalacak gibi görünmektedir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonunu tıklamayı unutmayınız.